Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu da kuluçka makinemiz. Bu makine benim abim makinesi getirdi bize. Ben şimdi kendisi iki defa bundan yavru aldı. Yani biz bu sefer de dedi sende kalsın, sen nerede dedi, sen dedi uygularsın. Bunun tekniği de arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Yumurtaları şimdi her gün bir kere böyle bir bidon ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi şirin arkadaşlar bu. Bunu aşağıdaki su olan yerine burada bir delik var. Bu delikten içeriye bir yumurta suya bulanmıyor ama değil mi? Hayır, yüksekte onlar. Tamam. İkinci suyunu alıyoruz. Bu su nemli olmasını sağlıyor yumurtaların. İki. Arkadaşlar. Ön tarafındaki bir delik daha var bunda. İki tane delik var arkadaşlar. Evet, şurada da delik var herhalde. Evet, ön tarafında da orada bir delik var. Onu da tekrar çekiyoruz şırıngayla. Evet. Tekrar alttaki oluklar var. Delikler su dolması gerekiyor arkadaşlar. Tekrar iki tane buradan bu suyun bitmemesini özen göstermeniz, dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde bu delikten böyle şırıngayla bastık. Bu işlem bitti arkadaşlar. Kapağımızı kapatıyoruz. Şimdi ben şöyle bir de gördüğünüz gibi ne var abi onun içinde? Bunun içinde su ama arkadaşlar bunun içine suyu ılık koyuyorsunuz. Ilık suyu. Sıcak da değil, soğuk da değil, ılık su koyuyorsunuz. Bunu mesela bu 8-10 gün sonra başlıyor bu üst, yalnız bu elimdeki uygulama. Diğerlerine suyu koyuyorsun. 8-10 gün sonra da buna başlıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz mesela? Ilık suyu koyuyorsunuz. Kapağını kaldırıyorsunuz. Ben bunu şimdi kaldırmayacağım. Bu akşam zamanı yapmışım. Gelmediği için henüz tamam. Akşam bunu zamanı tamam. Ona göre ayarladım ben. Günde bir defa arkadaşlar. Hı. 8'de mi yaptın? 8'de. 5'te mi yaptın? 5'te yani. Akşam 5'te. O saatte aynı saatlerde yapıyorsunuz. Yumurtaların üzerine kapağı kaldırıyorsunuz. Sıkıyorsunuz arkadaşlar. Şu kadar bir suyu, yani şu kadar bir su ılık suda sıkıyorsun, yumurta iyice ıslanıyor. Tekrar kapağını kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bu 70 derecelerde, 73-75 derecelerde, bu sıktıktan sonra da 80 derece ve 85 dereceye kadar, 80 o civarda çıkıyor. Daha sonra normal 70 derece, 71 dereceye kadar iniyor çünkü içeride buhar, nem yapıyor arkadaşlar. Nem miktarı o. Evet. Şey derece, nem miktarı o. Yumurtaların da 2 gün kala, yani gününü zaten yazmışsınızdır, tarih atmışsınızdır. 2 gün kala o civarda buradan yumurtanın haznelerini kaldırıyoruz mu attık kutuyu. Altında bez var kuru. O bezin üstüne yumurtaları koyuyorsun arkadaşlar. Ve o şekilde çıkmasını bekliyorsunuz. Evet. Kuluç makinesini biz bu şekilde yapıyoruz. Ayrıca gülük de var, gülüğümüz de var. Tabi en doğal haliyle gülük. Yani tabii ki daha iyi oluyor. Ama tabii hani istisnalarda diyorum. Başka bir yumurta tavuğu almak istersin, başka cins tavuklar beslemek istersin, bunların yumurtalarından buna koymak istersin. Biz hiç besliyoruz, o başka mesele. Ama tabii diğer türlü süs tavukları beslemek istersiniz. O tür yumurtaları biz burada çıkarıyoruz. Benim burada 3 tane hintim var. O da altını almamıştı. Onun için buraya koymak zorunda kaldım. Normalde ben hintlerimi makineden çıkarmam arkadaşlar. Evet. Çünkü hintler anatomisiyle oynanmış gibi oluyor. Yani hintlerin muhakkak bir yerinde aksama, muhakkak bir sorun oluyor arkadaşlar. Yani annesinin yanında büyüyen çocukla alakalı bir şey bu, tamam mı? Çünkü evet. Bir de makinede çıktığı için onun için ben onu doğal haliyle yapıyorum yumurtaları arkadaşlar. Anladım.
Ya böyle bilgilendirmek için bir video çekmek istedik. Engin kardeşimize de. Evet. Şey hakkında bilgin var mı Ali abi? Bu makine fiyatı nedir? Bu makine fiyatları arkadaşlar 300-350 400 lira civarında. O civarda. İyi bir makine. Bu makine de verimli oluyor. Biz verimini aldık. Tavsiye evet. ederim. Tabii daha da kaliteleri var. Daha da iyileri var. Paraya bağlı arkadaşım, evet. kardeşim. Paran varsa daha iyisini yaparsın. Daha büyüğünü alırsın ama. Bir batında kaç tane çıkarıyordu bu? Burada var 37 tane falan var. Evet. Yani 40'lı herhalde o zaman. O civarda. Evet. Yani bir tane zaten boş bırakıyorsun. Doldurmuyorsun. Bir tane deliğin bir tanesi. Yani haznenin bir tanesi. Biz öyle yapıyoruz. Bunda 2-3 tane var zannediyorum. Evet. Tamam. Bize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Allah'a emanet olun.